Merhabalar. Ayşe'nin marifetleriyle kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ayşe'nin mutfağında güveç hazırlayacağız. Dana etinden oluşan patlıcan, patates, biberden oluşan güzel bir güveç hazırlayacağız hemen. Şimdi ocağımızın hemen altını açalım güzelce. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum arkadaşlar ben güvecimizin içine. Bu hemen ısınsın. Soğanımızı ekleyeceğiz. O ısınırken ben şurada hemen biberlerimizi doğrayayım. Soğanlarımızı doğradım ben arkadaşlar. Biberlerimizi doğrayalım. Çok küçük doğramıyoruz. Biraz iri olacak. Soğanlar da öyle. Biberler de öyle. Çünkü eriyip gidiyorlar arkadaşlar içinden. Şöyle ikiye bölelim hemen biberlerimizi. Şöyle irice doğruyoruz. Çünkü altını kısacağız. Güzel güzel 2 saatte, 2,5 saatte pişiyor. Şöyle kapya biberlerimizi de. 2 tane çerezton biberim var arkadaşlar. Bir tane de kapya biber. Kırmızı biber doğruyorum. Yemeğimiz için. Bir tane de patates kullanacağım ben. 3 tane de patlıcan soydum. Tuzlu suya koydum. Rengi çıksın, acısı çıksındır diye. Hemen şunu ben şöyle biraz karıştırayım. Evet. Soğanımızı ekleyelim. Şöyle koyalım. Biraz şöyle çevireyim soğanı. Birazcık kızaracak bunlar. Hemen patatesimize geçelim. Şöyle kenara alayım bunları. Şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle iri iri doğruyoruz arkadaşlar. Çok küçük değil. Şöyle yapayım hatta. Çok güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Güveç. Biz çok severek yediğimiz bir yemek. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekilde hazırda dursunlar. Hemen koyacağız. Biraz kavrulduğuna yeter zaten. Hep beraber pişecekler çünkü bunlar. Hemen etimizi koyalım. Şöyle. Bir kase dana etim var arkadaşlar. İsteğe bağlı. İstediğiniz gibi eti kendiniz az veya daha çok koyabilirsiniz. Bir kase soğan koydum. Büyük baş. Soğan güzel yakışıyor güvece. Şimdi arkadaşlar sırasıyla hemen biberlerini de bırakayım ben. Pişme sırasına göre sırayla diziyoruz. Bu şekilde güzelce koyalım. Şimdi patlıcanlarımızı koyalım. Yıkadım. Suya koydum arkadaşlar. Sürdüm ben bunları. Şöyle güzel güzel aktaralım içine. Arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın. Çöküyor bu piştikçe. Şöyle şöyle. Şimdi baharatları da ekleme zamanı. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kekiğimiz var. Çünkü çok baharat eklemek istemiyorum ben bu durumda arkadaşlar. Etin kokusunu bastırmasın, tadını bastırmasın. Ondan dolayı biraz az kullanıyorum baharat. Şöyle. Şöyle patlıcanımızın üzerine şöyle domates ve biber salçası 1 yemek kaşığı bırakalım. Hemen şunları da sığdıralım. Tamam. 1 yemek kaşığı da tereyağımız var arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir kasede domates koyacağız üzerine. Soğansın güzelce pişsinler diye. Çok lezzetli oluyor. Bir tatlı kaşığı da tuz koyacağız arkadaşlar. Şimdi bu birazcık çöksün. Bekliyorum şu anda. Evet arkadaşlar.
Şimdi domatesini de ekliyoruz hemen. Bir kase kadar. Şunu birazcık bastıralım. Çünkü piştiği zaman az kalıyor. Şimdi böyle kabarık olduğuna bakmayın. Patlıcan hemen küçülüyor. Şu şekilde bastıralım. Pişince zaten ezilecek onlar. Yarım yemek kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Şunu da ekleyelim hemen. Bir bardak normal suyumuz var. Şöyle. Çok az koyuyorum. Buna yeterli. Hemen üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Fırın kağıdıyla hava almadan güzelce kısa kısa pişsin diye. Şöyle. İçeri kısmına gelecek şekilde. Pişiştirelim. Kendi buharıyla şöyle kendi lezzetiyle pişsin diye. Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Kısıyorum altını. Şu anda 2 saat maksimum 2 saatte pişecek arkadaşlar. Piştiği zaman tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar yemeğimizi açtık şimdi. Çok lezzetli görünüyor. Ben tam 2 saat oldu. 2 saatin ardından açtım baktım. Yeterli. Kağıdı çok salçalı olmuştu. Onu kaldırdım. Koydum onu tabağa. Çok lezzetli görünüyor. Çok mis gibi kokuyor. Anlatamam yani. Bir güveç harika olmuş gerçekten. Ben harika bir kokusu var. Çok yani sizin de kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli olmuş. Ben bunu biraz hemen kapatayım altını. Servis tabağını alacağım arkadaşlar. Sunumda da göstereceğim size. İçini ben de merak ediyorum altını. Ama 2 saatte tam oluyor bu şekilde. Kapağını kapatalım ve 5 dakika sonra servis alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben güveçimizi aldım servise şimdi. Çok lezzetli olmuş. Harika olmuş. Ben çok beğendim. Tadına baktım hemen sizin için. Anlatabilmek için. Etler bir harika olmuş, lokum olmuş tam anlamıyla. Patatesler, patlıcan, soğan hepsi çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş. Çok güzel bir kokusu var. Yani tarif edemiyorum. Çok lezzetli kokuyor arkadaşlar. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu lezzeti sizin de tatmanızı istiyorum. Arkadaşlar ben çok beğendim. Bugün mutfağımızda güveç vardı. Patlıcan dana etinden güveç yaptık. Çok da lezzetli oldu. Ben çok beğenerek tadına baktım. Çok da güzel yiyoruz zaten. Beğenerek yiyoruz. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sayfamı takip etmeniz için zil çalmanız gerekiyor. Diğer tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.